Gelin sizinle kul hakkı ile ilgili birkaç cümle kuralım. Hocam ben kul hakkından çok korkarım. Aman kimsenin hakkı bana geçmesin. Benim günahım zaten bana yeter. Bir de başkalarının günahlarını yüklenmeyeyim. Allah her günahı affeder de kul hakkını affetmez. Onu hak sahibinin affetmesi şartına bağlamıştır. Evet, bu cümleler doğrudur ve az çok hepimiz bu cümleleri söylemişizdir ya da duymuşuzdur. Yani toplum olarak yabancı olmadığımız kavram, kul hakkı. Öyleyse şunu diyebilir miyiz? Kul hakkı kavramının böyle yerleştiği bu toplumda kimse kimsenin hakkını yemez. Hayır, diyemeyiz. Hakkında en çok konuştuğumuz, aynı zamanda hakkında en çok şikayetçi olduğumuz konu maalesef kul hakkı. O zaman ortada büyük bir sorun var. Biz ya kul hakkının ne demek olduğunu bilmiyoruz ya da diğerini söylemeye bile dilim varmıyor. Evet, imkan varken borcumuzu zamanında ödememek hakkıdır. Müşterinin bilgisizliğinden faydalanarak veya yalan söyleyerek bir malı fahiş fiyata satmak kul hakkıdır. Satın aldığımız veya tamir ettirdiğimiz bir ürünün bedelini keyfi olarak geciktirmek kul hakkı olduğu gibi sattığımız veya tamir ettiğimiz ürünü sebepsiz geciktirmek de kul hakkıdır. İş yerinde çalışırken imkan ölçüsünde gerekli performansı göstermemek hem işverenin hem de mesai arkadaşımızın hakkına girmek olacağı için kul hakkıdır. İşçinin hak ettiği ücreti vermemek veya geciktirmek kul hakkıdır. Çalıştığımız kurumlarda bize emanet edilen araç ve gereçleri kişisel işlerimizde veya özensiz ve hor kullanmak kul hakkıdır. Toplum içinde uyulması gereken kurallara uymayıp düzeni bozmak kul hakkıdır. Gecenin bir yarısı sokakta yüksek sesle konuşmak, bağırıp çağırmak, motosiklet veya araçlarla drift yaparak insanları rahatsız etmek kul hakkıdır. Düğün konvoyu veya asker eğlencesi gibi sebeplerle trafiği kesmek, yavaşlatmak veya durdurmak kul hakkıdır. Şiddetin her türlüsü, taciz, tecavüz, hatta rahatsız edici kötü bakışlar bile kul hakkıdır. Herhangi bir konuda haklı haksız olmasına bakmadan yakınlarımızın tarafını tutmak kul hakkıdır. Sosyal medyada klavyenin arkasına saklanarak hakaret ve küfür etmek, yalan haberlerle insanlara itibar suikastı yapmak kul hakkıdır. Unutma, bu dünyada sahte hesaplarla kendini gizleyip kaçabilirsin ama iman ediyorsan ilahi adaletten kaçamazsın. Bunlar böyle uzar gider. Peki sonra ne olur? Kardeşliğimiz zarar görür. Bu toplumdan bereket kalkar. Üzerimize rahmet yerine sağanak sağanak bela yağar. Kazandığımız paralar sağlığımızla birlikte elimizden uçup gider. Sonra da başımızı iki elimizin arasına alarak bize ne oldu böyle deriz. Sahi bize ne oldu?